Evet, merhaba arkadaşlar. Yine size güzel bir bob kesimi yapacağız. Arkası hafif böyle hareketli, katlı olacak. Evet, saçımızı yine aynı şekilde ayrım yönüne göre ayırırdık. Tam orta kısmından aşağı doğru ayırıyoruz. Ayrımlarımızı üçgen şeklinde, V şeklinde ayırıyoruz. Yani bu şekilde gelecek. Buradan da bu şekilde. Öne doğru eğiyoruz. Bakın bu şekilde V şeklinde ayırıyoruz. Arka kısmını hafif katlı olacak. Öne doğru eğin. Burayı tam buradan alıyoruz. Evet, şimdi kat vereceğimiz için orta kısmından arkadaşlar yukarı doğru kaldırıyoruz. Vereceğimiz bir şekilde hafif yoğunluk katlı olacak için bu şekilde yapıyoruz. Buradaki saçımızı da aynı şekilde böyle kaldırıyoruz. Buradan alıyoruz. Aynı şekilde buradan katlandıracağımız için görüyorsunuz. Hafif hareketlerimiz başladı. Gene aynı şekilde ayrımlarımızı üçgen bir şeklinde ayırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi katlı başladığımız için arkadaşlar orta kısmından saçımızı alıyoruz. Alttaki ölçüden başlıyoruz. Keserken aynı şekilde bakın modelimizin alttaki kestiğimiz yerden katlarımızı vermeye başlıyoruz. Yan tarafa gelince yan tarafı bu şekilde alıyoruz. Getiriyoruz. Bu şekilde kesiyoruz. Aynı şekilde alıyoruz. Bakın. Hareketli bir şekilde bu tarafa doğru geliyor. Yine aynı şekilde bakın tarıyorum. Tam uç kısmından kesiyoruz. Tarıyorum. Yani bunları böyle getiriyorum arkadaşlar ortaya doğru. Bıraktığımız zaman zaten rahat bir şekilde uzunluğu kısa bir şekilde geliyor. Evet, gene aynı şekilde arkadaşlar ayırıyoruz ölçümüzü. Ölçümüz her zaman fikstir. Bakın gene aynı şekilde ortadan alıyorum ayrımımızı. Katımızı veriyoruz. Bakın görüyorsunuz şuradaki kısalığı. Hatta biraz daha dolgun alayım. Kısalığı net bir şekilde görelim. Bakın görüyorsunuz. Buradan direkt katımızı kesiyoruz. Yani buradaki kesim ister düz, isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Sonra bakın buradaki saçımı alıyorum. Alttaki saçlarla birleştiriyorum. Ortaya doğru saçımı getiriyorum. Yukarı doğru ölçümle kesiyorum. Yine aynı şekilde alıyorum. Evet. Bakın hareketi görüyorsunuz. Katlarımızı, geçişlerimizi. Gene aynı şekilde alıyoruz buradan. Getiriyoruz. Bakın tarıyoruz. Getiriyoruz. Aynı şekilde. Daha çok yoğun katlı olmasını isterseniz arkadaşlar buraya da aynı şekilde tarayıp şu uç kısımdaki fazlalığı alabilirsiniz. Fön çektiğiniz zaman da bu şekilde rahat bir şekilde akar gider.
Evet, şimdi geldi yan taraflarımıza. Yan taraflarımızda arkadaki gibi eşitleyeceğimiz için parça parça alıyoruz. Kulak arkasını alıyoruz. Götürüyoruz. Tam buradan ölçümüzün bittiği yerden kesiyoruz. Normalde bu modelimizin bir tarafı daha uzundu burası. Şimdi iki tarafını eşitliyoruz. Evet. Modelimiz nereden gelmişti? Hollanda'dan. İstanbul'dan Hollanda'ya bolca selamlar. Evet. Evet, yine aynı şekilde orta kısmımı alıyorum. Böyle katımı vermek için direkt buradan katımı veriyorum. Yani sadece şu orta kısmında bir hareketlilik yapıyorum. Bu tarafa doğru da akışkan bir şekilde kesimimizi devam ettiriyorum. Bakın burayı alıyorum buradan. Bu şekilde yapıp isterseniz bu şekilde de kesebilirsiniz. Yani kesim tekniğini size bırakıyorum. Siz nasıl kesmek isterseniz o şekilde. Sadece kolay ve daha güzel bir model için ben size ayrımlarını gösteriyorum. Evet. Aynı şekilde geliyorum. Sol taraftan. Gene aynı şekilde alıyorum parçayla. Gene aynı şekilde arkaya doğru getiriyorum. Bakın alttakilerle hem ilk kestiğimiz yerle birlikte birleştiriyorum parçamızı. Evet. Bakın. Taradığın zaman hop akıyor bu şekilde. Aynı şekilde tarıyorum. Getiriyorum tam bittiği yerden. Fırçamı koyuyorum. Dediğim gibi arkadaşlar isterseniz bu şekilde de devam edersiniz. İsterseniz bu şekilde de devam edersiniz. Size kalmış. Evet. Gene aynı şekilde alıyorum. Orta kısmından gene ölçümü alıyorum. Katımı vereceğim yere hacmimi kazandırıyorum. Hop bu şekilde. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Yani buradaki modelimizin kesimi şu. Boyu kısalmadan sadece arka kısmına birazcık dolgunluk ve hareketlilik kazandırmak amaçlı bir bob kesimimiz var. Evet, yine aynı şekilde alıyorum. Tarıyorum. Bakın, tarıyorum. Görüyorsunuz. En uçtakiyle de birleştiriyorum. Oradan kesiyorum. Evet, birleştiriyorum. Evet, şimdi sol tarafımız bitmiştir. En son müşterimizi hafif şöyle yana doğru alıyorum. Tarıyoruz. Bu uçtaki fazlalığı alıyoruz. Evet. Sıra geldi buradaki yerimize. Yani kaç dakika oldu? 8. Yani böyle bir modeli rahat bir şekilde 8 dakika 10 dakikada işlem yapabilirsiniz. Anlatmadan kesersem daha hızlı keserim arkadaşlar. Yani tekniğini bildikten sonra her şey kolay. Nerede nasıl bir makas vurma işlemi yapacağını bilmiş olmanız yeterli arkadaşlar. Yani bu kesimler çok zor bir kesimler değil. Çok kolay. Önemli olan modele baktığınız zaman nasıl bir işlemler yapacağınızı bilmeniz olmanız gerekmektedir. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Yorumlar yapabilirsiniz. Kötü yorumlarda sahibini çeker. Ben burada teknik gösteririm. Benden bir teknik kapmanız bile
yeterlidir. Yani bu kesimin üstüne farklı teknikler katarak sizler de şeyinizi yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde ortadan aldım. Buradaki katım için bakın sağdan soldan birleştiriyorum. Tam orta kısmı alıyorum. Alttan da bir parçamı alıyorum. Bakın. Bu şekilde. Bakın birleştiriyorum şimdi. Sabit duralım. Evet, önlerimiz kısa olduğu için fazla bir şey yapmayacağız. Önlerden kesilmesini istiyor musunuz? Yok, çok kısa olmasını istemiyorum. Tamam. Gene de müşterimize sormak lazım. Evet, şimdi fön çekeceğiz. Fön çektikten sonra gene aynı şekilde kuru kesim yapacağım. Aradaki yoğunluğu incelteceğim. Takipte kalın. Arkadaşlar fönümüzü çektik. Şimdi geldi sıra kişileştirmeye. Arkadan bu şekilde gör. Ateş edelim. Tamam. Şimdi birazdan başlıyoruz. Evet yine aynı şekilde ortadan ayırıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde çapraz çapraz alıyoruz. Evet, alıyoruz bu şekilde. Yine aynı şekilde çapraz alıyoruz. Evet, aynı şekilde alıyoruz. Çekim bu şekilde koyuyoruz arkadaşlar, bu şekilde. Evet, yine aynı şekilde alıyoruz. Bakın, yaptığım yere bakın. Bir de yapmadığım yere bakın. Yani mümkün olduğunca arkadaşlar bu modellerde fön sonrası tekrardan bir inceltme işlemi yapmaya gayret edin. Yine çapraz ayırıyoruz. Alıyoruz.
bakalım. Evet, yan tarafı yine aynı şekilde alıyoruz arkadaşlar. Burada sadece iki hareket yapıyoruz. Evet, burada toplu bir şekilde alıyorum. Buraya kesmemiştik, sadece uçlarını almıştık. Bu arada aradaki kırıkları almıştık. Evet, modelimiz bitti. Evet, en son halimiz bu arkadaşlar. Giriyorsunuz, kişileştirme yaptığımız zaman hiçbir şekilde böyle gözükmüyor. Evet. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.